çıkan bir şey var. Ulvi dertlerle dertlenmeyenlere süfli dertler musallat olur. İnsan dertleniyorsa ulvi dertlerle dertlenmeli. Allah'la olan irtibatı açısından acaba tam mı değil mi? İnsanların iftihar tablosunun bize kazandırdığı gözümüzü açma, her şeyi doğru görme adına beyanlarının yerinde bir mercek, yerinde bir dürbün, yerinde bir teleskop olmasına karşılık acaba biz o zata karşı edip eylediği şeylere tam mukabelede bulunabildik mi? Zat-ül Uhiyyet'e karşı Hazreti Pir'in ubudiyet mukaddime-i nimet-i layıka değil. Yani yaptık tamamen, şunu hak ettik, şuna mazhar olmamız lazım. Allah'a karşı haşa ve kella pazarlık yapıyor gibi bir tavra girme saygısızlıktır. Esasen bize verilen şeyler, biz deme bile, ben deme bile, sen deme bile, bunları bile bazıları fazla görmüşler. Sen, ben aradan çık esasen ki o tecelli eylesin. Bizim varlığımız izafi varlıklardır esasen, nisbi varlıklardır. Onun vücudu hakikisinin gölgesinin gölgesi. Bu açıdan da hiç alacak bir şeyimiz yok yani, o vereceklerini vermiş. Bundan sonra ömrümüz olduğu sürece isterseniz Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi 950 sene yaşayın. İhtimal yani, Kur'an-ı Kerim onun için 950 seneyi diyor. O dönemlere aklımız ermiyor filan. Denen şeyleri olduğu gibi, müteşabih kimiş gibi, efendim manalara çekmeden olduğu gibi kabul etmek lazım. Efendim o kadar ömrümüz olsa Cenab-ı Hakk'a karşı hep onu kulluk istikametinde kullansak, samimane, halisane kullansak yine Cenab-ı Hakk'ın üzerimizdeki esasen nimetlerine tam mukabelede bulunmuş olmayız. Şükürde bulunmuş olmayız. Şimdi bununla dertlenme esasen, bunu dert edinme. Sonra ikinci bir mesele, madem misyon itibariyle o yol seçilmiş, peygamberler yolu seçilmiş, evvela Allah'ın bildirilmesi, bütün insanlığa tanıtılması, gönüllerin ona karşı olan alaka ile esasen çarpması, heyecanlanması, bir gayeyi hayal olmalı. Öyle bir şey ile bir insan oturup kalkmazsa şayet, hep onu heceleyip durmazsa, süfli dertler musallat olur ona. İşte böyle rahat yaşama, debdebe, ihtişam, alkış, takdir filan, lüks villalar filan, efendim zırhlı araçlar, bütün bunlara gönlünü kaptırır, hiç farkına varmadan şeytanın yoluna girmiş olur. Şeytan da insanlarda esasen sürekli bu duyguyu tetikler durur bence. İnsanın ona karşı koyması Allah'ın inayetine bağlıdır. Allah'ın inayeti de sizin Allah'ın yolunda olmanıza bağlıdır. Ulvi dertlerle insan meşgul olması lazım ki süfli dertler insana musallat olmasın. İnsan sürekli hak ile meşgul olması lazım ki batıl onu işgal etmesin. Bu söz biraz değiştirilmiş olarak İmam Şafii Hazretine aittir. O der ki, eğer hak ile meşgul olmazsan batıl seni işgal eder. Hafizanallah, neleri kabul ettirir, neleri kabul ettirir, dize getirir, yetmez der, yüzüstü vurur seni yere. Yetmez der yani, yerin dibine batmanı sağlamaya çalışır. Yetmez der hafizanallah. Çünkü insana karşı öteden beri çok ciddi hışmı vardır, hazımsızlığı vardır. Allah'ın Safiyullah olarak yarattığı insana bile bir zelle, bir sürçme yaşattığına göre biz onun tek bir oyunuyla devrilmemiz mukadderdir her zaman. Ona karşı dik durmanın da tek yolu Allah karşısında kemal-i ubudiyetle el pençe divan durmaya, rükâ varmaya, başını yere koymaya, bu arada içini Allah'a karşı dökmeye, el kaldırma, içini Allah'a karşı dökmeye bağlıdır. Onunla ne kadar irtibatın kavi ise şayet,
başka öyle o zayıf irtibatlar hepsi kendi kendine sökülür gider. Evet, sökülebilecek bir şey gibi sökülür gider Allah'ın izni inayetiyle.